Anadolu Bank Odak. Evet. Ali Ağa. Evet. Olmadığımız bir yer. Harun Bey, sizi tanıyalım. Harun Yılmaz ben. 2013 Bülent Ecevit Üniversitesi mezunuyum. Hangi bölüm? Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler. Tamam. Bu zamana kadar gayrimenkul sektörünü hep dışarıdan takip ettim. Amatörce bu işleri yaptım biraz. Nerede? Ali Ağa'da mı? Ali Ağa'da ve çevresinde. Tamam. Dedik ki artık daha profesyonel olarak bu işe odaklanalım. Hı hı. Bir emlak ofisimiz var mıydı? Yok, hayır. Dışarıdan? Dışarıdan. Tamam. Yani inşaat işlerindeyiz aynı zamanda da. Müteahhitlik mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ağabeyim benim müteahhit olarak devam ediyor. Hı-hı. Ben de ona dışarıdan yardımcı oluyorum. Ona istinaden dedik ki bu işi kurumsala, profesyonelliğe dökelim. Tamam. Ona istinaden ilk başta Tonlay Bey'le tanıştık. Hı-hı. Daha sonra ortak olmaya karar verdik. Hı-hı. Dedik ki kendimize ve ekibimize harika sonuçlara odaklanın dedik. Ona istinaden de Odak Gayrimenkul koyduk firmamızın isminde. Bir Odak yol... çok güzel bir isim yani. Evet. Şu ana kadar da alınmamış olması enteresan. Evet. Ona istinaden de çıktık bu yola. Peki neden Coldwell Banker tercih ettin? Öncelikle Tonlay Bey'le tanıştıktan sonra kendisi bize tanıttı ve sizi tanıttı. Hı-hı. Ben sizden çok etkilendim. Videolarınızı seyrettim. Yani bir program hazırladık kendimize. Hı-hı. Tartışmadığımız tek konu Coldwell Banker'dı. Yani bu marka altından, bu marka üzerinden yürüyeceğiz dedik. Ona istinaden de çıktık yola. Şu anda da buradayız. Süper. Evet, Tonlay Bey, biraz sizi tanıyalım. Tonlay Şahin. Aslen Trabzonluyum. İzmir'de doğup büyüdüm. Çok küçük yaşlardan beri ticaretin içindeyim ben de başkanım. Kaç yaşındasınız? Ben şu anda 27 yaşındayım. 12-13 yaşından beri ticaretin içindeyim ben de. Coldwell Banker'da bir 2-2,5 senelik bir serüven var. Fatih Yüce ile birlikte artık sizleri tanımış olduk. Sonra bir kısa dönem ERA geçmişimiz oldu ERA sizlerle. Gold'da mı ERA Gold'da, tamam. Evet, ERA Gold'da beraberdik. Sonra Harun Bey'le tanıştık. Ben size anlattım. Sizin videolarınızı izletmem zaten yeterli oldu. Ondan sonra firmanın ismini kurduk. Direkt buraya geldik. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Ali Ağa, bizim de yatırımımız olan bir sanayi arsamız var orada, Star Rafineri'nin karşısında. Ben ilk gidip gördüğüm zaman gerçekten çok şaşırdım. Yani muazzam bir gelişmişlik var. Özellikle konut tarafında çok ciddi bir talep var. Halen arz sorunu var. Her geçen gün orada çalışan beyaz yakalılar olsun, işçiler olsun, yüksek bir gelir grubu var. Yeni sanayi bölgesi de inşallah açılacak. Ali Ağa Belediye Başkanı benim eşimin hukuk fakültesinden sınıf arkadaşı Serkan Bey. Serkan Bey. Yani onunla da bizim de ilişkilerimiz çok çok iyi. Peki orada sanayi ve endüstriyelle beraber konuta mı yöneleceksiniz? Bizim odaklanacağımız şey ne olacak? Belli bir kısım danışman arkadaşlarımız konut, belli bir kısım danışman arkadaşlarımız arsa arazi konularında, Harun Bey eşliğinde de bir ekip kurulup ticari alanda devam edeceğiz orada. Süper. Biz Coldwell Banker Odağı bir yıl sonra ve beş yıl sonra nerede göreceğiz? Bizim hedefimiz çok yüksek. Kendimize çizdiğimiz bir zaman çizelgesi var. Bu zaman çizelgesi içerisinde de zaten derecelerde olmayı, bir tık paradan daha fazla başarıya odaklandık aslında. Güzel bir ekiple geliyoruz, güçlü şekilde geliyoruz. Ve bölgemizin ofisi de mu şu an? Ofisi henüz daha tutamadık. Anlaşmış olduğumuz birkaç firma var böyle dükkan. Onları tutup hızlı bir şekilde hemen başlangıcı yapıp bulunduğumuz bölgede tek olmanın avantajı. Bir de çok fazla zengin bir bölge olduğu için de bu bölgeyi fazlasıyla kullanacağız. Etki çevremiz İnşallah. Çok geniş. Yani yakın çevremizde işte Dikili, Çandarlı, Yeni Foça, Eski Foça vesaire tatil beldeleri de var. Mümkün olduğunca çok fazla yere hizmet edip kazanca değil orada de başarıya odaklı. Orada da çok fazla. Evet. Halihazırda yapı stoğu da çok fazla. Aynen. Özellikle sanayi işinde de yani orada ön plana çıkmış, böyle marka olmuş. Hani insanların bir fabrika kiralarken, satarken, fabrika arazisi alırken ya biz önce buna soralım dedikleri halen hiç kimse yok. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir anlamda potansiyel var. Yani Ali Ağa'nın potansiyeli Ali Ağa'yla da sınırlı. Bilinmeyen bir potansiyel var. Ne yazık ki yani dışarıdaki insanlar çok iyi biliyor ama içeride bilinmeyen bir Ali Ağa var. Artık isminden mi veyahut yani Bergama farazda daha çok bilinen bir yer ama gelişmişlik olarak Ali Ağa hem ticari hem kültürel. Ali Ağa şu anda Türkiye'nin İzmit'ten sonra en büyük rafinerisi en sahip. Büyük vergi ödeyen yeri yani. Yeri, yani evet. Muazzam bir yer yani. Başarılar diliyorum.